Dayılar yaklaşıyor Hadi sen de durma. durma Sana, ders bolca. sana ders Merhaba arkadaşlar. Bu dijital elektronik eğitim videomuzda flip floplarda preset ve clear girişlerini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, asenkron girişler olarak da isimlendirilen preset ve clear girişlerinden Preset girişi set kelimesinden de anlaşılacağı gibi şimdi doğrusu reset ifadesinin içinde de var ama set bir yapma, preset ön, pre-ön anlamında önceden bir yapma, ön kurma gibi kullanım yerinden dolayı bu isim verilmiş. Yani herhangi bir sıralı mantık devresi Olağan çalışmasına yani periyodik olarak aldığı kare dalgayla e, periyodik yapacağı çalışmaya başlamadan önce e, devreyi oluşturan flip flopların çıkışlarının istenen seviyeye kurulması yani istenilen flip flopların çıkışlarının bir yapılması e, istenmeyenlerin de sıfırlak e, bırakılması şeklinde bir ön başlangıç değer e, atanması işleminde kullanıldığı için önceden ön kurma, önceden bir yapma anlamı gibi bir anlamı var preset ifadesinin. Ee, bu preset girişi, preset özelinde konuşalım. Ee, clear için de işin doğrusu geçerli aynısı. Aktif bir ile de aktive edilebiliyor. Aktif sıfır ile de. Ee, bizim burada örneğimizdeki sembollerde bu küçük yuvarlaklar. Bu flip-flopların çıkışlarının aktif sıfır seviyesi uygulandığında presete çıkışlarının bir olacağını, aktif seviyeye çekileceğini gösteriyor. Clear girişine gelirsek, Clear temizlemek demek. Resetle benzer mantıklı bir kullanımı var. O da e, çıkışın sıfırlanması anlamına geliyor. Burada şunu belirtmemizde fayda var tabi başlığımızdan da anlaşılacağı gibi asenkron, senkron olmayan yani zamanlama, senkronize etme sinyalini umursamadan, onu takmadan, istenildiği an, uygulandığı an, herhangi bir yetkilendirmeye ihtiyaç duymadan uygulanır uygulanmaz etkisini gösteren girişler bu girişler ondan dolayı asenkron girişleri olarak isimlendiriliyor preset ve clear girişleri. Evet, preset ve clear girişlerinin çalışmasına bir de simülasyon üzerinden bakalım. Örnek flip flopumuz arkadaşlar yükselen kenar yani pozitif kenar tetiklemeli bir JK flip flop. Hem preset hem clear girişleri var. Yeri gelmişken şunu da belirtelim arkadaşlar. Bütün flip floplarda hep aynı girişler Aynı tür flip-floplarda hep aynı girişlerden bulunacak diye bir mecburiyet yok. Ee, bazılarında preset girişi olmayabiliyor. Sadece clear girişi olabiliyor. Bazılarında her ikisi de olmayabiliyor. Bu asenkron girişlerden bahsediyoruz. Bazılarında da hem preset hem clear girişleri bazı flip-floplarda olabiliyor. Doğruluk tablosu üzerinden e, incelemeye devam edelim. Preset ve clear girişlerinin aynı anda... Arkadaşlar sadece bir tanesinin aktif olması lazım. Bakınız yani fonksiyonunu eda etmesi açısından preset aktifse aktif sıfır buradaki örnekte aktif sıfır uygulanmışsa presete clear'ın pasif kalması lazım. Böylelikle presetin fonksiyonu gereği çıkış bir oluyor. Tam tersine eğer temizlemek istiyorsak çıkışı sıfırlamak istiyorsak bu sefer preset'in birde tutulması lazım. Yani pasifte diyelim bu flip-flop için. Clear'ın aktif seviyeye çekilmesi lazım ki çıkış temizlensin yani sıfırlansın. Ee, burada preset ve clear'ın her ikisinin de aktif olduğu durum e, istenmeyen durumdur. İstenmeyen durumda çıkışın ne olduğunun da aslında pek bir önemi yoktur. Ee, bazı entegrelerin doğruluk tablolarında bu istenmeyen durumlarda çıkışın 1-1 olduğunu gördüğümüz için bunu buradaki doğruluk tablomuza simülasyonumuza bu şekilde dahil ettik. Preset ve clear girişlerinin diğer girişlerin hiçbirisini önemsemediğini burada tablodan anlıyoruz. Çünkü bu şu durumlar sağlandıktan sonra diğer girişlerin ne olduğunu fark etmez anlamında simgelerimizle dolu o kısım. Her iki preset clear girişleri birken yani pasifken de Flip Flop'umuz normal fonksiyonunu EDA ediyor. Evet. Biz burada e, Öncelikle Normal fonksiyonlarına bakalım. Mesela JVK'yı 1'e aldığımızda, Clock uyguladığımız zaman e, Toggle yapacaktı. JK Flip Flop'un 1-1 girişlerinin 1-1 olması durumunda her tetiklenme, tetiklenişinde çıkışların durum değiştireceğini biliyorduk. Veya işte J girişinin set görevi gördüğünü, J1 iken çıkışın 1 olduğunu, tabi J1 iken K'nın 0 olması koşuluyla çıkışın 1 olduğunu biliyoruz. Tam tersine K'nın 1 olması, J'nin 0 olması durumunda K reset görevi görüyordu. Bu durumda tetikleme verdiğimizde K'nın 0 olduğu, e, J'nin 0, K'nın 1, pardon çıkışın 0 olduğu bu kombinasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi, Preset çıkışımız 0 iken, Preset'i aktif edelim. Gördüğünüz gibi clock'tan bağımsız olarak, e, direkt çıkış 1 oldu. Preset'in aktif olduğu kombinasyondaki durum gerçekleşiyor. Tam tersini yapalım. E, bu arada tabii, Eee, Preset ve Clear girişleri pasif hale çekildiğinde tekrar girişlere uygun çalışma moduna döndüğünü görüyoruz. Clear girişini aktif ettiğimizde aktif sıfırla böylelikle çıkışın sıfırlandığı bakınız sıfır tümleyeninin bir olduğu Clear'ın aktif olduğu kombinasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Her ikisinin aktif olması da e, istenmeyen bir durum bu durumda zaten e, birbirinin tümleyeni olması gereken çıkışların aynı seviyede olması yani anlamsız bir sonuç vermesi şeklinde de kendini gösteriyor arkadaşlar Evet arkadaşlar flip floplardaki preset ve Clear e, asenkron girişlerinin ne e, işe yaradığını bu videomuzda öğrenmiş olduk ileriki Videolarımızda veya iler, bu e, dijital elektronik serisinin sıralı mantık, ardışık mantık devreleriyle ilgili sayıcılar ve kaydedicilerle ilgili diğer videolarımızda da bu preset ve clear girişlerinin e, ne şekilde kullanıldığına örnekler göreceksiniz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolarımızda, eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.